Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD'den Tayvan'a tarihi destek. ABD yönetimi Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a 567 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacak. Söz konusu yardım, ABD'nin Tayvan'a tek seferde gerçekleştirdiği en büyük askeri destek olacak. ABD yönetimi, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a 567 milyar dolar tutarında askeri yardım yapacağını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerikan Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli dış yardım yasası uyarınca Tayvan'a savunma ürünleri ve hizmetleri sunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na yetki verdi. Bu yardım, ABD'nin Tayvan'a tek seferde gerçekleştirdiği en büyük askeri destek olarak kaydedildi. Daha önce Temmuz 2023'te de Tayvan'a 345 milyon dolarlık bir askeri yardım yapacağı bildirilmişti. Başkanlık çekim yetkisi çerçevesinde ABD, kriz döneminde kendi envanterinden müttefik ülkelere silah ve askeri donanım sağlayabiliyor. Beyaz Saray yardımın içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak Amerikan basınının gündeme taşıdığı habere göre paket, eğitim, zırh delici silahlar, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. ABD yönetiminin Tayvan'a yönelik 3. yardım paketinin detayları üzerinde çalıştığı ve Biden'in görev süresi dolmadan bu sürecin tamamlanacağı belirtildi. Tayvan 1949 yılından bu yana fiili olarak bağımsızlığa sahip olsa da Çin hükümeti bu bölgeyi kendi toprakları olarak görmekte ve tek Çin ilkesini savunarak Tayvan yönetimine silah satışına ve resmi ilişkilere karşı çıkmakta. Yedinci Uluslararası Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası başlıyor. 7. Uluslararası Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası ve 16. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması başlıyor. Uluslararası Doğu Türkistan SDK'lar Birliği tarafından organize edilen geleneksel 16. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 7. Uluslararası Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası 5 Ekim 2024 tarihinde coşkulu bir açılışla başlıyor. Şura 4 ile 7 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürmesi bekleniyor. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'nda Doğu Türkistan davasının geleceği, stratejisi ve çözüm önerileriyle ilgili somut müzakereler ve istişareler gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünya genelinde 30'u aşkın ülkeden Doğu Türkistan teşkilatlarının başkan ve temsilcileri, Türkiye ve çeşitli ülkelerden parlamenterler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ulema, aksakallı, kanaat önderleri ve akademisyenlerin katılım sağlaması planlanıyor. Katılımı beklenen ülkeler arasında Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Japonya, Malezya, Endonezya, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Hollanda, İsveç, Belçika, Almanya, Finlandiya, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Fas, Avustralya, Arap Birleşik Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Sudan, Cezayir, Tunus, Moritanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkeler bulunuyor. Çin, Kanada'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Çin, Kanada'nın ithal elektrikli araçlara ve çelik, alüminyuma gümrük tarifeleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu. Çin, ithal elektrikli araçlarla çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük tarifeleri getiren Kanada hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın tek taraflı ve korumacı davranışının uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aykırı olduğunu belirterek, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunduğunu kaydetti. Kanada'nın çok sayıda tarafın itirazlarına ve ikna çabalarına kulak tıkayarak ABD'nin tek taraflı adımlarını izlemeyi tercih ettiği aktarılan açıklamada Çin'in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı vurgulandı.
Kanada'da Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, Çin'den ithal elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren %100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren %25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Kanada böylece bu ürünlerde Amerika ile aynı oranda gümrük tarifeleri belirlemişti. Çin 27 Eylül'de Kanada'nın ek gümrük tarifelerine karşı ayrımcılık soruşturması başlattığını duyurmuştu. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.